Günaydın, iyi yayınlar diliyorum. Çok teşekkürler. Dün e, sohbetimize çok iyi başlayıp sonunda <laughs> kötü bitirmiştim. E, yani vergiler falan filan dedim. Ben şüphelendim Hakan abi. <laughs> Ama dünkü sohbetin hemen arkasına torbanın hani ağzını bir açtık içinde vergi çıktı. E, vergiler çıktı aynı zamanda. E, nasıl anlatırsın, neler konuşuluyor? Hakan abi bu e, 22 bin memur maaşı ve işte torba yasadaki emeklilerle ilgili durumu da ifade etti, yorulmadı. Dinleyelim seni. Bu da açıkçası şöyle, biz yayını bitirirken vergilerden bahsetmiştik ama bu kadar çabuk geleceğini beklemiyorduk. Yani şunu söyleyeyim, hazırlıklar hep memur zamları ve memur en düşük memur maaşının 12 bin, 22 bin liraya çıkarılmasına yönelik bir kanun teklifi hazırlığından bahsediliyordu. Olursa da içinde ben daha sonra olacağını tahmin ediyorum ama e, yine bu az önce sizin konuştuğunuz emeklilere yönelik bir iyileştirme refah payı ve en düşük emekli maaşının 7500 lira olmasından sonra yüksek prim ödeyenlerle düşük prim ödeyenler arasında biraz daha e, eşitleyici bir mekanizmanın kurulmasına yönelik bir aslında e, düzenleme bekleniyordu. Ama e, torbadan tam anlamıyla sürpriz çıktı. Ben bunun bir hafta sonra civarında yani önümüzdeki hafta meclise sunulacağını ...tahmin ediyordum ek bütçe ile birlikte veya e, birlikte olacak. E, şimdi çok basit bir analiz. E, şimdi torba kanun teklifi 17 maddeden e, oluşuyor. Yürütme ve yürürlük dahil 17 madde. E, hani biz memur torba teklifi diye adlandırıldı ya da adlandırılıyor idi daha çıkmadan... ...ama içinde memur maaş zamlarıyla ilgili sadece bir tane madde var. Dolaylı olarak bir madde daha var. O dolaylı madde de bunların finansmanının karşılanması amacıyla... Cumhurbaşkanı'na e, bütçe içerisinde ödenekleri kalemler bazında aktarma yetkisi veriliyor. E, dolayısıyla tam anlamıyla e, sürpriz e, bir vergi paketi çıkmış oldu. Aslında vergi paketinin içerisinde de memur zamları iliştirilmiş oldu. Açıkçası ben e, emeklilerle ilgili herhangi bir düzenleme bu düzenlemede olmamasının önümüzdeki süreçte de çok olacağını zannetmiyorum en azından kısa vadede. İşte bu kamuoyu baskısı ne kadar artarsa belki süreci geriye çekebilir ama ben biraz daha geniş tutuyorum bu opsiyonu. 2024 yılı mart ayında 31 mart yanlış hatırlamıyorsam yapılacak yerel seçimlere kadar bir yaklaşık 8 aylık bir zaman var. Bu zaman diliminde herhangi bir çerçevede yapılabilir hatta hiç yapılmayabilir. Sadece yıl başındaki zamda beklenen bir o zam içerisinde bir yine otomatik enflasyon zammı verilecek. Orada da bu emeklilerle ilgili artış gerçekleşebilir. Şimdi bu çalışanlara yönelik, şimdi bir de işletmelere yönelik, iş dünyasına yönelik de ciddi anlamda sürprizler çıktı. Hani dediğimiz gibi bekliyorduk ama bir 5 puanlık vergi artışı değil de daha önceden pandemi döneminde bile işte iki dönem ya da yüksek finansmana ihtiyaç olduğu dönemde kurumlar vergisinde 2 puanlık bir düzel işte ardından şu anda kurumlar vergisi 7-8 ayrı kurumlar vergisi uygulanıyor istisnalarla birlikte dolayısıyla burada büyük bir sıkıntı başladı. Şunu da söyleyeyim şimdiden tekrar enflasyon muhasebesi sesleri de yükselmeye başladı. Biliyorsunuz enflasyon muhasebesi uygulaması bazı iş dünyası çevrelerinin talebiyle sonradan pişman olduklarını söylediler ama ertelenmişti. Ama şu anda öyle bir noktaya geldik ki işletmeler kurların da etkisiyle birlikte kuru artışlarının da etkisiyle birlikte niteliğine bakılmaksızın yaptığı faaliyet koluna bakılmaksızın yani mal ve hizmet üreten işletmelerde ciddi anlamda bir enflasyonun şişirdiği bilançolar söz konusu ama bu enflasyonun şişirdiği bilançoları eee şey, vergiye yansıması işletmelerde ciddi anlamda da bir sıkıntıya yol açacak. Yani bizim görüştüğümüz dünden bu yana görüşmelerimiz devam ediyor. Halen sabah bile görüşmeler yaptık. Bu kar analizlerini yapamamaktan bahsediyorlar. Dolayısıyla ve maliyet analizini de dolaylı doğal olarak yapamıyorlar ve bir enflasyon muhasebesi ertelenmiş enflasyon muhasebesinin yeniden gözden geçirilmesi e, yönünde de e, ciddi anlamda talepleri var. Bu sıcağı sıcağına çok fazla dile getirilememişti. Yani memur zammı, emekli zam mı, olamayan emekli zamları vesaire. E, e, şimdi bunların birkaç gün içerisinde da, dağıldıktan sonra bunlar sosyal medyada vesaire tartışılıp konu soğumaya başlayınca ki Türkiye'de gündem çok sık değişiyor ve çok çabuk da soğuyabiliyor. Bu konu soğuduktan sonra e, artık işletmeleri e, o bu sefer yeni taleplerini iletmeye başlayacaklar. Bu yeni taleplerin başında da enflasyon muhasebesi gelecek gibi görünüyor. Ee, Hüseyin çok teşekkür ederiz. Ağzına sağlık. Kolaylıklar diliyoruz.